28 Nisan 1945. İtalyan faşist lider Benito Mussolini sevgilisi Clara Petacci ile ayaklarından asılmıştır. Bu resim korkunç bir resimdir. Bu konuşmanın bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bu cümle doğrudur. Eksik yoktur. Bizim polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulabilmenin tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne âlâ, kavga dövüş olmaz, biz bu işin içerisinden çıkarız. Ulaşamazsak, burası dikkat edilmesi lazım. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir. Ama bize yazık olur, biz harap oluruz. Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar. Şu tabloyu, efendim, Solun'un ayaklarından asıldığı şey, şu şekliyle. Şurada zaten halk var. Hı? Ters değil. Şu türlü olması lazım. Ayaklar yukarıda. Şu halk oraya toplanmış. 21. yüzyılda 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün kutlanabileceği bir süreçte 1945'i örnek göstererek eleştiri yapmak, bunu eleştiri değildir değerli arkadaşlar. Bu Metin Akpınar gibi toplumun genel kabul gören, sevdiği bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnek teşkil etmiştir. Hem kendisine yazık etmiştir, hem demokrasiye yazık etmiştir, hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir. Yani böyle şey olmaz, olmamalıdır. Efendim başka örnekler var mıydı? Bizim Türk toplumunun geleneğinde ayaktan asılma yoktur. Geçmiş dönemlere baktığımız vakit ayaktan asılma yoktur. Ayaktan asılmayı söyler iseniz bunu kastediyorsunuz. Bunu kastettiğiniz takdirde faşizmi kastediyorsunuz. Faşizmi kastettiğiniz takdirde Recep Tayyip Erdoğan'ı faşizmin lideri kabul ediyorsunuz. Öyle yorumlamak istiyorsunuz demektir. Bu Türkiye'de hiçbir siyasetçinin hakkında düşünülmeyecek bir durumdur. Yani bu konuda mahkeme vesaire gibi konuları değil. Metin Akpınar Bey'in Halk TV'ye çıkıp 5 dakikalık bir konuşma yapmasını istiyorum. Ben yanlış bir örnek verdim. Bu örnek yanlıştır, bu eleştiri değildir. Benim gafletimdir, cehaletimdir demesi lazım. Değerli arkadaşlar. Ve milletimden özür diliyorum demesi lazım. Bu tür örneklerle Türkiye'yi bir yere vardıramazsınız. Türkiye yaşadı, çok şeyler yaşadı. O sebepten dolayı şu ayaklardan asılma şeyini görüyorsunuz. O sebepten dolayı ben çok üzgünüm. Yani böyle şeylerle Türk demokrasisini yaşatayım derken demokrasiyi katletmenin şeyi yoktur.
Bir de tavsiye ediyorum. Bu da biraz ortalık yumuşasın diye söylüyorum. Mehmet Akpınar, ki Metin Akpınar'ın Abuzer Kadayıf filmini seyretsinler. Burada sosyolojiyle gerçekler arasındaki şeyleri burada da görsünler. Görüyorsun değil mi? Efendim? Hayır, bunları da siz bulun artık. Yani her şeyi ben bulayım yani. Abuzer Kadayıf. Görüyorsunuz değil mi? Özellikle bir sahnesi var mı efendim? Şu işte mesela şurada bir sosyoloji uzmanı gibi, şurada da bir başka bir şey. Yani bu kadar tiplemede her türlü başarıyı sağlayan kişi örnek olarak Mussolini'nin ayaklarından asılmasını nasıl gösterebilir? Bu konuda sizleri üzmek istemiyorum ama ben çok üzgünüm efendim. Türkiye'nin değerlerini bu kadar kolay harcamamalıyız.